Sözüm ona bir masum babayla. Karısı kaçan pilot olmuşsun. Ne anasının gözü komşular. Arasan bulunmaz mahalle dolusun. Kendimize bir şans verelim. Gelin onlarla eğlenelim. Temizleme dükkanında dostlarımız buluşurlar. Bütün kirli çamaşırlar altaya dökülürler. Laflar hiç esirgenmez, balla süzülür güzel. Gediğine yerleşi var başımıza gelenler. Bir dile düşmeye gör Edirne'de yaptığını. Ardahan'dan duyarlar maşallah. İnanmazsan bak da gör başımıza gelenler. Pişmiş tavuk misali maazallah. İnsanları birlikte eğlenelim, başımıza gelenleri seyredelim. Gece Londra bir Türk pilotunun uçağını Thames Nehri üzerindeki köprünün altından geçirmesiyle heyecanlı saatler yaşadı. Sivil havacılık tarihinde uçakla Thames Köprüsü'nün altından geçerek bir ilke imza atan Türk pilot neden böyle bir şey yaptığını sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Tepemin tası attı ondan yaptım. Size mi soracağım? Benim içim yanıyor içim. Türk pilotun İngiliz yetkililer tarafından No Flight in British Sky yani İngiliz semalarında uçamaz cezası aldığı öğrenildi. Adının Zühtü Kazan olduğu öğrenilen Eyşek Airlines kaptan pilotu daha sonra kendisini tartaklayan yolcuların elinden Eyşek Airlines havaalanı yetkilileri tarafından kurtarılarak sabaha karşı özel bir uçakla yurda getirildi. Vay neler yaptın sen oğlum aşk olsun. Ay başımıza gelenler. Evladım, gel aslan oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Yahu sen ne yaptın? Uçağı köprünün altından geçirmişsin. Her tepesi atanın yapacağı iş değil bu. Baba, karımdan ayrıldım. Bir müddet burada idare edebilir miyim? Ne demek tabii. İçeri nasıl girdin? Anahtarın mı vardı? Kapı kilitliydi, pencereden girdim. Ya. Asansör atadın. Ne var? Karını terk ettinse ettin. Ben terk etmedim baba, o terk etti. Olsun, annen de beni terk ettiydi. İyi mi yani şimdi bu? Tabii beteri var, o geri geldiydi. Bu gelmez, biriyle kaçtı. Güzel, hiç değilse dönme riski yok. En yakın arkadaşımla baba, evimize girip çıkan biriyle, en yakınımızla. En yakın arkadaşın ve karınla bile ilişki kuruyor. Hayır, uzak olsa dostluğunuz hani bilmeden, tanımadan karını yedi diyelim. Karım o kadar kötü müydü baba? Vallahi ben sevmedim. İsmi de iyiydi. Güneş? Pek sıcak bir kız değildi. Yağmur öyle bulmuyor ama. Yağmur kim? Karımın kaçtığı en yakın arkadaşım. Yağmur ve Güneş.
Çocukları için Şemsiye çok uygun bir isim. Yaralıyım vallahi. Tendürüyoruz Gedri. Öyle değil baba, kalbim yaralı. Hop oturuyorum, hop kalkıyorum. Hop oturuyorum, hop kalkıyorum. Hop oturuyorum, hop kalkıyorum. Bana bunu yapmayacaklardı. Bana bunu yapmayacaklardı. Oo, sana yapma, ona yapma, buna yapma. Kime yapacaklardı? Kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. Ne demek şimdi bu baba? Ne demek şimdi bu baba? Ne ay yapma ya. Zırlama ne olursun. Böyle şeyler birilerinin başına gelecek. Değil mi efendim? Sen tavrını bir köroğlu gibi muhafaza et. Ya köroğluna da mı taktırmıştı karısı? Köroğlu mu? Ayvaz mı? Karısı mı kocası mıydı? Şimdi çok uzun zaman geçtiği için hatırlayamadım. Ama dostlardı, dosttular. Yağmur'la ben gibi mi? Artık sen üzme kendini. Burada iyi vakit geçiririz. Sen dükkana takılırsın. İstersen sana yeni bir iş açarım. Uçak alırım. Sağ solu ilaçlarsın. Duyulmasın baba. Yeter ki sen üzülme. Sakın duyulmasın karımın kaçtığı. Tabii. Yani piyasa öyle kötü ki diğerleri de kaçar diye düşünüyorum. Başka karıların da mı? Benim de düzeyli beraberliklerim var tabii karımın dışında. Tanıyor muyuz televizyondan filan? Düzeyli dediğine göre. Söyleme. Söyleme. Ayıp zaten, söyleme. Ben kendim tahmin edeyim. Silikonlu bu. Tamam. Üzme kendini. Ben sabrederim. Ne zaman istersen o zaman söylersin. Sen şimdi dükkana git, oraya takıl. Gelen gidenden oyalanırsın. Oldu mu? Gel. Bir makinedeki renkli çamaşırları seyrediyorsun. Hoşuma gidiyor. Şu renklilere anten taksak sanki daha net görünecek televizyon dizileri gibi. Karman çorba. Dizileri kaçırmıyorsun galiba. Aman kaçırsam ne fayda. O kadar çok tekrarlıyorlar ki yakalanıyorum. Buraya bak işte bak. Ben seninle dost olmak istiyorum. Benim asıl işim bu değil biliyorsun. Bir gün göklere geri döneceğim. Yani aramızda patron işçi ilişkisi olsun istemiyorum. Zaten niye olsun ki? Patron baban. Abi kardeş ilişkisi olsa daha iyi. Bence sakıncası yok. Bana abi diyebilirsin. Bak işte bak. Ben buranın müdürü pozisyondayım. Burada iki kişiyiz. Bu dükkanda müdürlük ne ki? Memlekete her santimetre kareye bir müdür düştüğüne göre burası en az 30 müdür ataması daha kaldırır. Aa, çok doğru. Yapılsın o zaman atamalı. Biz de zevkini oraya buraya süreriz. İşte bak. Bundan böyle en küçük bir sorunun oldu mu bana geleceksin. Aslında var. Kadın meselesi mi? Yok. Eşcinsel misin? Hayır, erkeğim. Ne zaman anladın? Çocukken pantolon giydirdiklerinde. Sorun ne o zaman? İsmim. İsminde ne var Müçteba? Kim ister isminin Müçteba olmasını? Ben istemem mi ismimin Orkun, Erencan ya da Sargın olmasını? Sargın? Sargın sanki büfe adı gibi. Müçteba daha iyi. Haklı. Sargın deyince insanın aklına iki tost bir ayran diyesi geliyor. Ah kızım, ne oldun sen? Ne oldu? Karnın mı acıktı? Karnın mı acıktı? Al bakayım. Al. Hadi. Neredesin baba? Ya arabayı Ali İzzet'e götürdüm. Arkadan hafif dokunmuşlar. Ya. Oh. Ne oldu? Müşteba köpeği dışarı çıkartmadı mı? Neden? Bana dik dik bakıyor. Ya alışamadı hala. O hayvanın bakışı öyle. Ama önüm sıra giderken başını çevirip böyle bakıyor. Böyle. Sana bakmıyor ki, böyle yaptığı zaman omzundaki pireleri avlıyor. Şu köpeğin başka hayvanlara ettiğine bak patron. Hem de şu kadarcık pirelere, bana ne yapmaz? Şimdiye kadar kimseyi ısırmadı o köpek. Ortam müsait değil. Yoksa hart, yani muhit düzgün. Yoksa cesaret edemiyor. Yahu bırak hartı, muhiti falan. Ne diyorsam onu yapar. Hadi. Gelirken bir de gazete al.
siz önden buyurun. Patron İti Bey. İyi. Benim hasta da oğlum. Ne yaptın? Kafandan söküp attın mı o düzenbaz karıyı? Hangi düzenbaz karı baba? İşte o alçak arkadaşın da seni terk eden karıyı söylüyorum. Hatırlatmasan unutmuştum baba. Hatırlatmasan unutmuştum baba. Affedersin. Affedersin. Lütfen sizden ricam. Abi bu iş yayılmasın. Karımın kaçtı, sakın duyulmasın. Canım bunu söylemeye gerek var mı? Sen dükkanı sevdin ama değil mi? Müştebayı nasıl buldun? İyi çocuktur. Ve her kafadan kontak gibi de çok akıllıdan niye çalışsın ki baba? Zaten paraları oluyor. Baba gel de bunu ağabeye yana alma birini anlat. Biz de yalnız deliler çalışır diye. Anlatamazsın. Çok tarif geliyor. İşte bak akıllıya örnek insan. Diyetisyen, periz doktoru. Hem kadınları aç bırakıp hem de üstüne para mı alıyor? Helal olsun. Ya gel doktorcu. İyi adam lafın üstüne gelir derler. Biz de oğlundan senden söz ediyorduk. Büyük oğlum. Aa, karısı arkadaşıyla kaçan mı? Zayıflamaya gelen şişman kadınlardan mı duydunuz? Yok, tamirci Ali İzzet söyledi. Ünlüyü getirdim. Anayım. Yarına yetişir değil mi? Mahvolurum. Niye? Gömlek giymeyince hastalar inanmıyor mu doktor olduğunuza? Hayır. Ben gömleğim üzerimde olmayınca doktor olduğumu pek sanmıyorum. Hak veriyorum, hak veriyorum. Biz çocukken doktorculuk oynarken hep sırtımıza gömlek giyerdik. Muayene ayağını kızları kurcalardık. Yani bir hatıramı paylaşmak isterim sizinle. 40'lı yıllardı. O zaman televizyon yok. Ancak kızları kurcalamak için doktor olmak gerektiğiydi. Ben izin rica edeyim Masum Beyciğim. Hastalar beklerler. Tamam. Sizde de acil müdahale oluyor mu periz doktor? Ne yani? Ya o sabahın kör karanlığında zayıflamak için periz doktorun kapısında yığınak mı yapıyor şişman kadınlar? Evet, evet. Ya mesela kadın oğlunu düğünü için elbise almış. İki beden zayıflaması lazım acilen. Zamana karşı yarışıyorlar. Hastalar kesilmiş, davetiyeler basılmış, öyle değil mi? Ben izin rica edeyim. Yarın görüşürüz Masum Beyciğim. Size de geçmiş olsun. Kucak arsızı oldu. Aman yorulmuş. Bir ara getir de kan şekerine bakayım. Sanki doktorluk yapıyor da bir üstünde beyaz gömlek olmazsa kendini doktor gibi hissetmezmiş. Yahu karıları etkilemek için girmiş tıbbiyeye. Bir tesadüf periz kürsüsünden mezun olmuş. Baba. Baba. Neden el halime karımın kaçtığını anlatıyorsun? Şimdi laf karıştırma herifi korumak için. Kompleksli adam. Kendi karısını zayıflatamıyor ama. Niye? Kadın çünkü şahsiyetli. Ya. Baba neden herkese karımın kaçtığını anlatıyorsun? Dur konuyu dağıtma. Bak kadın bırak zayıflamak bilakis kilo alıyor. Ya Süheyla Hanım. Böbrek, böbrek. Ama bana bakınca ben korkuyorum. Sanki ekmek arası dönermişim. Her an beni yiyecekmiş gibi bakıyor Süheyla Hanım. Baba. Neden Ali İzzet'e karımın kaçtığını anlattın? Otomobil tamircisine ne? Oğlum ben dedikodu yaparken tamirci, patron, işçi, tüccar, esnaf... Tabii küçük ölçekli, büyük ölçekli diye bir ayrım yapmam. Benim nazarımda bütün insanlar eşittir. Madem dedikodu yaptırmıyorsun, gideyim kendime bir kahve yapayım. Büyük adam bizim patron. Keşke siyasete atılsa. İnsan hakları, eşitlik, adalet böyle mi güzel anlatılır be? Good morning Müçteba. Sosyal içerikli bir durum mu var? Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Ah keşke az önce gelseydiniz. Patronum çok önemli açıklamalarda bulundu. 2 dakika ile kaçırdım. Hay Allah. Ne dedi? Unuttum. Hoş geldiniz. Çay içer misiniz? Soğuk bir biran varsa alın. Soğuk bira getirdim işte var. Yarın da patates kızartması, sosis falan bir şeyler ister misiniz? Bunları nereden bakacağım abi? Bira yeter. Buyurun. Çok mersi. Sizi müdürüm Zühtü abiyle tanıştırayım. Kendisi buraya hakkıyla geldi. Patronun oğlu olarak. Çok memnun oldum.
Küçüğü mü yoksa karısı kaçan büyüğü mü? Siz de mi Ali İzzet'in tamirhanesindeydiniz? Yok, ben ambulansçıdan duydum. Sabah Ali İzzet'in dükkanındaymış ambulansçı. Biliyor musun? Dün gece Sedye ambulansın içine sıkışmış, çıkaramamışlar. Ben bu Ali İzzet'le görürsem iyi olacak. Elimi alabilir miyim? Birinden başlamak lazım dostlu kadına. Peki ya hastaya ne olmuş? Sabaha kadar beklemek zorunda kalmışlar Ali İzzet dükkanı açsın diye. Adamcağızın da apandisti varmış yazık. Apandisti patlamış mı? Patlasaydı duyardık. Bizim evle Ali İzzet'in dükkanının arası 100 metre. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben bir bira daha getirsem iyi olacak. Buyurun bir bira daha. Almasam sabah da içtim, öğlene kadar durayım diyorum. Biracısınız galiba. Vitamini için içiyorum, meyve suyu gibi. Arpadan yapılıyor ya. Bağımlı. Herhangi bir markaya bağımlılığı yok, ne bulursa içer. Benim gelinlik temizlendi mi Müçteba? Ne o, evleniyor musunuz? Bir kere daha evlenirsem ki hiç niyetim yok, şapka takacağım, tayyör giyeceğim ve orada evinde sade bir tören yaptıracağım. Askeriyeyle ilginiz mi var? Yok ama olacak. Subayla evlenmek istiyor da. Kurmay olması şart değil, zaten onlar çoktan kapışılmış oluyor. Peki gelinlik kimin? Niye hatırlatıyorsun şimdi abi? Müstakbel gelinimizin. Haftaya kardeşimi evlendiriyoruz da. Hayırlı olsun. Kız hamile. Gelinlik provası yaparken dondurma yemek istedi. Aşerdi, üstüne döktü. Ben de gelinliği aldım, buraya getirdim. Buyurun. Bu ne? Gelin cüce mi? Müçteba. Bu küçülmüş. Bugünlerde hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Kepaze ettiniz ulan gelinliği. Ne yapacağız şimdi? Daha düğüne bir hafta var. Gelini perhiz doktoruna götürsek. Kardeşim. Kız hamile diyorum. Her hafta 10 kilo daha alıyor. Bunun içine nasıl sığdırayım ben o kızı? O zaman gelini değiştirsek olmaz mı? Yok ya, nereden bulacağım ben onun gibi bakire el değmemiş kızı? Öyle demeyin. İstanbul dışına çıkınca ne imkanlar var? Tazmin edeceksiniz bu gelini. Tazmin edeceksiniz. İşte ben bunun aynısını erkeklere de yaparım. Ne oluyor? Bu ne gürültü ya? Dükkana tayyare mi girdi? Masum Bey, şu gelinliği ne hale getirmişler bakar mısınız? Bir dakika bakayım, ne dur? Aa, olmaz. Bu size çok küçük. Nedense patrona vurulan her tokat işçiye indirilmiş bir darbe oluyor. Özel sektörün gücü bu. Peki bu ne? Buna müteşebbisin aldığı risk denir. Ay, her tokada ekonomik bir neden bulmak zorunda mısınız Masum Bey? Ama var mı başka izah? Evet, Yeşim var. Hanım. Klasik Osmanlı tokadı. Şöyle tane geçiriyorsun. Koskoca imparatorluktan bize kalan yegane mirasınız. Bana vurup durma Yeşim Hanım, gururuma dokunuyor. Ben Thames Köprüsü'nün altından uçak geçirmiş adamım. Nereden ne geçirmişsen geçirmişsin, beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendimi tutamam. Baksana ne hale gelmiş gelinlik. Affedersiniz ama Yeşim Hanım, şiddetle bir yere varamazsın. Bir yere varmak isteyen kim Masum Bey? Ben hırsımı alıyorum. Biz burada sürekli tokat mı yiyeceğiz baba? Elizabeth Taylor'ın meşhur bir lafı vardır. Her işte bir hayır vardır der. Her işte bir hayır vardır. Evet. Elizabeth Taylor. Ya. Atıyorsun lan. Ne Elizabeth Taylor'ı? Bal gibi senin o laf. Sağ olun. Ama bunu herkesin bilmesine gerek yok. Ben bu lafı bir yerden duymuş gibiyim. Bana da hiç yabancı gelmedi. Her işte bir hayır var. Siz ne konuşuyorsunuz lan orada fısır fısır? Benim hakkımda. Sarılmayacak yara yoktur Yeşim Hanım. Peki Masum Bey. Ben şimdi size bir yara açayım da siz sarın. Nereni kestiğinizi bilmek isterim. Yani hangi uzunu kestiğinizi öğrenmek herhalde hakkım. Henüz karar vermedim Masum Bey. Ama olmadı. Şimdi daha önce kesilen bir yeri keserseniz kesene kesene biter diye endişeliyim. Kalan kısımda bugüne kadar iyi kötü idare ettik. Ama tekrar daha keserseniz açık söyleyeyim, hiçbir halta yaramaz kalan kısım. Nasıl itiraf etti baba? Ya şu sünnet hataları bir vesileyle birer birer nasıl çıkıyor ortaya? O demek istemedi. İnin aşağıya Masum Bey, inin. Ama bu haklı bir dövüş olmuyor. Bakın sizin silahınız var, benim yok. Başka kılıç nereden bulayım? İki tane çapraz atsaydınız. Haklısınız, benimki de düşüncesizlik işte. Bakın ben karşınızda yalnız ve silahsızım. Bu iki salak nece oluyor burada? Buyurduğunuz gibi onlar sadece iki salak. İnin aşağıya Masum Bey. Yatağımda ölmeyeceğim içime doğmuştu ama dükkanımda
bir kılıç darbesiyle öleceğimi hiç aklıma getirmemiştim. Ne kadar aşağılayıcı bir ölüm. Düşünün, haberlerdeki görüntüm gözümün önüne geliyor. Şeyim kılıçla kesilmiş ve o kısım mozaiklenmiş. Mozaiklenmezse daha fena baba. Yeşim Hanım, bana bir süre verin. Vasiyetimi yeniden yazmak istiyorum. Şunu çıkarmaya kararlıyım. Vasiyete hiç gerek yok Masum Bey. Çünkü sizden sonra onu da geberteceğim. Bunu ya bırakacağım ki cesetleri taşısın diye. Çukurları kazdırdıktan sonra onu da geberteceğim. Müşteba, bize göre senin vaktin o kadar çok ki... aman hayatın tadını çıkarmaya bak. İnin aşağıya Masum Bey. Eşim Hanım, içkinizin gözünü seveyim. Ben mi? Ben bir bu kadar daha içerim, geldiğim gibi giderim. Hadi git öyleyse. İnin aşağıya Masum Bey. Dut gibi sallarım seni yoksa. Gururumu sonuna kadar muhafaza edeceğim. Ölümüm bir hanımefendinin elinden olacak. Hanımefendi mi? Evet. Yani hanımefendi ben miyim? Evet. O hanımefendi sensin. Soylu kadın. Sen inandığın davada haklısın. Onun önünde saygıyla eğilirim. Lütfen, lütfen canımı alırken kılıcını titretme. Eyvah, babam düşüyor. Ah, ay, ay, başını çarptı. Düştü. Çabuk ambulans çağır. Çabuk, tutun. Git ambulans çağırsana. Baba. Nasıl da yiğit bir adamdı. Köz köz inişi merdivenlerden. Ne istedin sabah sabah babamdan be kadın? Şuraya geldin, güzel güzel biranı içtin. Herkese kılıçla saldırdın. Nerede o kılıç? Nerede o kılıç? Nereden bulayım kılıcı bu telaşta? Kılıç senin elinde salak. Kimseye batırmayacaksan götür, az yerine de kaybolmasın. Ne olur gitme Masum Bey. Bu kırık kollan nereye gideceğim? Kafamı da vurdum. Ya tam olarak neredeyiz biz? Türkiye'de baba. Zaten olmadık da semt olarak semt. Hatırlamıyor. İyileşeceksin Masum Bey. Bak oğlun da yanında. Küçüğü mü? Büyüğü. Karısı kaçar. Hayret bir şey ya. Aa, ambulans geldi. Geçmiş olsun. Siz kıpırdatmayın, durun. Geçmiş olsun Masum abi. Sen hiç merak etme, emin ellerdesin. Refakat kim gelecek? Tabii ki ben. Ha, yalnız akrabası olmayan hastaneye almıyorlar abi. Kanıtın var mı? Annesiyle suçüstü yapmışlardı. Karakolda kayıt vardır. Oğlu ayol. Öyle mi? Ben de bu eli kılıçlı manyak kim diyordum. Memnun oldum abi. Siz küçüğü müsünüz? Hayır, büyüğü. Ha, karısı kaça. Baksana, deterjancılar da geçmiş olsun ilanı vermiş. Ne aşk olsun. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Bak dinle. Geçirdiği iş kazasından sonra tekrar sağlığına kavuşan Masum abimize nice uzun ve sağlıklı yıllar dileriz. Devatik Limited. Ya gerçekten seviyorlarmış beni. He? Hastanede olduğunu duyunca perişan oldu adamlar baba. Gerçek dostlarmış. Benimle birlikte beklediler ameliyat kapısında. Sanki adamlar yapıştılar kaldılar. Epey alacakları vardı, ondan bir şey olur diye korktular. Manasız. Kapı gibi oğlum var ben gittikten sonra. Kapı. Esas onu görünce telaşlandılar. Bu heriften parayı hiç alamayız diye. Telefon. Masum Bey'in malikanesi, buyurun. Veriyorum. Alo, buyurun. Sandığım an bir geleceksiniz. He. Va, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben evdeyim, bir yere ayrılmıyorum. Tamam, hadi güle güle. Evdeyiz, tamam. Aman efendim, aman üstadım. Geçmişler olsun, geçmişler olsun. Yeni duyduk ya. Yeni duyduk dedi, üç gün önce. Ya bana şunu, sonra yersiniz. Zahmet ettiniz. Ay ne zahmeti canım, akşam yersiniz. Ama böyle konuşma Süheylam. Hastalardan ancak vakit ayarlayabildim. Efendim, inanın yani saat 21'e kadar bütün günlerim dop dolu. Bugün pazar malumunuz, tek boş günüm. Zayıflamak isteyen manyak sayısında. Ciddi bir patlama var. Bırak bunları Süheylam, bırak. Siz nasılsınız efendim, siz? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ah, iyisiniz, iyi. Aslan gibi. Oh, daha doğrusu iyiydim. Ay şimdi çok fenayım. Of. Hiç el kol kullanmadan sev adamı, pirinç tanem bir tutana bak. Sağ olsun Tarık'ın eli kolu durmaz. Dün gece üstümden nasıl attım can havliyle. Saksan gibi çıkmış tepeme uykusunda.
Ne yapıyorsun pirinç tanem dedim. Yeri değil Süheylan böyle konuşmaların çoluk çocuğun önünde. Konuşsun canım ben şimdi onları gönderirim. Sizin ne işiniz var büyüklerin arasında? Hadi bakın doğru odalarınıza hadi hadi. Sohbetin en güzel yerinde bizi gönderiyor. Ya. Siz buyur devam edin Süheylan. Niye devam edeceğim? İşte doktor saksağın gibi tepenize çıkmış sonra. Sonrası yok. Uncağız başladığı neyi bitirebildi ki? Çalışıp didiniyorum Süheyla. Sadece didinir çabalar, didinir çabalar, didinir çabalar. Sonuç? Sonuç yok. Yani tepenize çıktık saksağın gibi, siz de attınız. Hepsi o kadar mı? Evet. Çocuklar, durmayın orada boşuna gelin, gelebilirsiniz. Bizim seks hayatımız hep kısa sürmüştür Masum Beyciğim. Gelemezsiniz, bekleyin orada. Bir tanemin ilgisini çekmiyor seks. Ya, doktor. Efendim? Yani sen... Sekse karşı mısın? Yok, karşı değilim. Hatta yapmadığımız işte değil. Hoşuma da gitmiyor değil hani. Hiç yaptın mı? Böyle şey sorulur mu baba? Oğlum 100 defa tembih ettim. Büyükler konuşurken lafa karışılmaz diye. Sok kafanı içeri. Şimdi bak soruyu tekrarlıyorum. Hiç yaptın mı? Evet. 68 yılıydı. Ekim ayının 24'ünde. Hiç unutmadım. Yapmış işte. Şalgam suyu gibi desene. Hani 40 yıl olmasa aramam derler ya onun gibi mi? Hay ağzını öpeyim. Aynen öyle şalgam suyu gibi. 40 yıl olmasa aramam. Hadi benim de hiç aklımdan çıkmaz. Geçen sene dükkanda bir makineyi tamir ederken elektrik çarptı. 2000 voltluk cereyan düşünün. Tam 6 ay o vücudumda toplanan 2000 voltluk enerjiyi bir türlü indiremediler. 6 ay indiremediler demek. Sonra ne oldu? Sonrasını boş ver Tarık, sonrasını boş ver. Sen 6 ayı kurtar. Gel benim kemiklerime, gel benim kemiklerime. Sok parmağımı şuraya. Zeynep, her büyüğe olmaz ki ama ya. Hayır, o elektrik herkese veriyorlar. Gel buraya, gel buraya. Zühtü kapıya bak. Sağ olsunlar, gelen giden yani geçmiş olsunlar gelen hiç eksik olmuyor. Ama fazla yorulmamanız lazım üstadım. Ya. Baba. Artık şu seks konusunu kapatın. Tükürder'den arkadaşlar geldiler. Ya bizim Türk Kuru Temizliciler Derneği'nden gelmişler. Efendim geçmiş olsun. Hoş geldiniz geçmiş Sayın olsun. Başkan. Zahmet ettiniz. Rica ederim. Alayım. Delikanlı kim? Oğlum. Küçüğü mü? Karısı kaçan. Memnun oldum. Bu kadar da fazla. Karımın kaçtığı yakında Çin'de bile duyulur. Yok be! Ben boynuzlu Çinlerin hesabını tutacağım ya! Efendim, geçirmiş olduğunuz iş kazasını müteakip iyileşmiş olduğunuzu sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Derneğimiz her zaman siz değerli üyelerinin arkasındadır. Globalleşen dünyada bugün... Bugün kuru temizlemecilerin önemi tartışılamaz. Biz dünyada her yerde ve iş yerlerinde şiddete ve teröre karşıyız. Siz saldırgan bir müşteriye karşı hiç yetirendiniz. O gün bizim için bir milattır. Derneğimiz yönetim kurulu adına size bu plaketi şükranlarımızla... arz ederiz efendim. Sağ olun, çok buyurun. Teşekkür ederim. Bravo. Bizim mesleğimizi onurlu ve mutlu kıldınız. Rica ederim. Ben dikerim, ben dikerim. Evet. Mesleğimizin gururu ve onuru oldunuz efendim. Kuru temizlemeciler sizi hiçbir zaman unutmayacak. Sağ olun. Unutamaz ve unutmamalı. Bravo! Aman, rica ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok İnanın gözlerim yaşardı. Müthiş bir dayanışma örneği. Bravo. Bravo. Senin meslek örgütün böyle değil. Geçen sene zayıflattığı bir kadının kocası dövdüydü Tarık. Meslek örgütünün gıkı çıkmadı. Doktor bey perhiz doktorudur da. İşte şiddete karşı birleşmemiz şart. Peki hastanızın kocası sizi niye dövmüştü? 60 kilo vermişti kadın. Öldüğünde serçe gibiydi ama ben zayıfladım.
Zühtü, kapıya bak. Biz sürekli dayanışma içindeyiz doktorcuğum. Lekesiz bir mesleğimiz var. Doğal olarak kuru temizleme leke kaldırmaz. Baba, baba, müstakil kuru temizleyiciler derneğinden arkadaşlar geldiler. Öyle mi? Biz izninizi rica ederim efendim. İzin sizin efendim, buyurun, buyurun. Bu da öteki derneğimiz. Biz aramızda ikiye böldük. Yıkaması daha kolay oluyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii, onu da alayım. Masum Bey, dükkanınızda vuku bulan kaza neticesinde kolunuzun böyle kırılmasını tamamıyla bir alın yazısı olarak telakki eden idare heyetimiz size geçmiş olsun derken Allahu Teala'dan size bu acıyı unutturmamasını niyaz ediyoruz. Bu vesileyle zat halinizi mükafatlandırmaya karar veren idare heyetimizin takdir buyurdukları bu şilti kabul buyurmanızı rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Özünde Kafkas Kuru Temizleyiciler Derneği'nden gelmişik. Masum Begim nasıldı? Bir dakika. Defol şuradan. Defol. Baba. Ha? Baba. Kafkas kökenli Kuru Temizleyiciler Derneği'nden arkadaşlar geldiler. Ya. Bize müsaade efendim. Tamam. Bize müsaade. Müsaade sizin efendim. Müsaade sizin. Oo. Hoş geldiniz soydaşlar. Marabayın. Hürmetli Masum Begim. Başımıza gelenleri duyanda ne yapacağımızı bilmedik. İmdi sizi yakşıyı görende özüm kimin sevmişem. Sizi her daim her mertebede severik. Alayım. Heyet geldi. Masum Bey'in oğlu sizsiniz demek. Karınız kimle kaçtı kuzum? Kulüpte konuşuyorlardı. Duydum ama tam anlayamadım. Amma sigara içmişler, dumana bak. Ege'nin bütün tütün tarlalarını içlerine çektiler. Çektikleri yetmiyormuş gibi bir de dışarı verdiler. Yahu ne çok severimiz varmış. Şuraya bak, yelken kulübü, balık adamlar, güreşçiler, dernekler, konu komşu hepsi buradaydı. Aman cenazemi görmüş gibi oldu. Herkes de yiyecek getirmiş, tabaklara bak. Vallahi bir şeye bakacak takatim yok benim. Elektrik versek size Masum Bey belki gene iyi gelir. Ya tek kolla o işte uğraşacak durumda değilim Süheyl abi. Aman canım Süheyl abi, sırası mı şimdi bunların? Al zil. Açma, açma. Kimseyi görmeye tahammülü yok. Bir tek kişiyi daha göremez. Çabuk çökün. Gölge yapmayın. Işığı söndür. Işığı söndür. Koş. Şşşş. Çocuklar, siz girin şeyin altına. Masanın altına gelin. Doktor, gel. Doktor, şu sandığın içine gir. Gir sandığın içine. Yerleştirin doktorum. Yavaş kapatın sen. Ha. Süheyl abi, evet. Seni nereye sığdırayım? Bilmem. Bir yer bul, şu koltuğun arkasına geçeyim, hemen geçeyim. Tamam mı? Tamam. Siz niye buradasınız? Girseniz masanın altına. Hadi, dur. Amma karanlık lan burası. İşte açıyorum. Hemen yapıyorum abi. Kimler gelmiş? Ben de biri gelse de iki laf etsek diyordum. Masum abi sen yalnız mıydın abi? Ya bu dünyada kim yalnız değil ki? Ah nasılsın Masum Bey? İyiyim, sağ olun Yeşim Bak Hanım. Bak senin için ne pişirdim. Ah
Yerim onu ben. Sonra. Siz ayakta kalmayın abi. Oturun. Alayım. Ne demek? Olur mu efendim? Olur mu canım? Hastasın sen. Otur şöyle. Hayır. Kalkıyorum. Belki çay may yapmak gerekir. Yapma abi. Otur Allah aşkına ya. Hasta haliyle bize ikram etmeye çalışıyor. Ne yapayım? Bu kadar mı iyi olur bir insan? Bu kadar mı manevi değerlere önem verir? Sen bize lazımsın. Sen son kalansın. Otur şuraya. Biz her şeyi yaparız. Hiçbir şey istemiyorum. Hayır. Canınız ne istiyorsa ben yapayım. Hayır istemiyorum. Oturun. Siz de oturun Yeşim Hanım. Sen de otur. Yakınımda olun istiyorum. Yani sizi hissedeyim. Yalnızlıktan adamcağız depresyona girmiş. Sıcaklığımızı istiyor. Seni kucağıma alayım mı Masum? O kadar. Zahmete gerek yok. Göğsünüze şöyle kafamı yaslasam yeter. Gel. Vay be. Adam ne hale gelmiş be ilgisizlikten. Vallahi utanmasam ağlayacağım. Tut kendini Tevfik, yapma Allah aşkına. Allah kimseyi bu hallere düşürmesin. Tantuni nedir? Şöyle küçük kebap parçacıkları. İyi. Abi seni niye yalnız bıraktılar? Evet abi ya. Zühtü ile Müşteba nerede? Güya sana bakıyorlardı. İşleri varmış gittiler. O iki gerizekalının yapacağı bu kadar işte. Hasta adamı evde bırak git. Keşke bize söyleselerdi. Hiç olmazsa biz gelir bakardık. Yani pes yani. İnsanlar nasıl bencil oluyorlar değil mi? Evet. Dünyanın hali bu. Neyse Masum Bey artık buradayız merak etmeyin. Sizi hiç yalnız bırakmayacağız. Yani hiç gitmeyecek misiniz? Hayır seni emin ellerde görene kadar asla. Masum abi. Efendim? Masum abi izin ver abi. O iki iti geldikleri zaman ayağımın altına alıp ezip. Hatta kafalarını parçalayalım. Biz ne yaptık ya? Sabahtan beri gelenlere hizmet ettik, şimdi bizi dövecek. Bazı şeyler üstümüze yıkılıyor gibi bir his var içimde Müjde. Ama bu iki sıyrık bu işi beceremezler. Kapı mı çaldı? Ben açarım abi. Demin de çaldık kapıyı ama duymadınız. Biz de pencereden gelmek zorunda kaldık. Hep yapar mısınız bunu? Yani kapak kapalıyken pencereden girmeyi. Benim ilk. Ama Ali İzzet'le Tevfik hep yaparlarmış. Antikacıdan geliyoruz. Bir sandık varmış. Hemen alınmasını istedik. Evet. Gel kardeşim gel. Bu işte. Acaba vazgeçsem mi diyorum? Ya bırak kalsın o sandık olduğu yerde. Bırak Masum Bey. Alsınlar Allah aşkına. Ne olacak? Kaldır kardeşim kaldır. Bir dakika. Nereye götüreceksiniz bu sandığı? Edirne'de depoya koyacağız. Depoya mı? Ulan ne ağır sandıkmış bu böyle ya. İçinde odun mu var? İçini boşaltalım. Hayır. Edirne'de depoya kaldırıyorlar. Hayırlısı neyse olsun. Bırak kalsın. Vazgeçtim. Vermiyorum. Bırak taşısınlar. Siz de yardım edin hadi. Biz çıkarız abi. Tamam, hayır abi. Efendim. Vermiyorum. Vazgeçtim. Bırak şu sandığı. Vermiyorum. Baba niye vermiyor bu sandığı ya? İçine yapın. Vermiyorum. Vazgeçtim. Bu sandık şuradan şuraya gitmeyecek. Peki biz şimdi patrona ne diyeceğiz? Vermiyor dersin. Patron istediği zaman herkes vermek zorunda mı? Değil tantunim verme. Bitti. Vermiyor. Bitti efendim o bu kadar. Bu ne demek şimdi ya? Bu onun cevabını bir samallık yapar mı bu? Vermiyorum bu burada kalıyor bu kadar. Sakin ol tantunim sakin ol. Olamam sakin olamam. Yahu dedemden kalma bir yadigar sandığı alıp götürmek istiyorlar. Bunlar bizim kültür değerimiz. Muhafaza etmek zorundayız. Ben yıllarca bunun etrafına bina yaptırmadım. Ne binası Tantuni? Tarihi eser ya. Bina yaptırmadım. O benim sit alanım oldu. Nedir? Yani sit alanı. Ama beyefendi kendin satmak istemişsin sandığı. Aman bir nane yemişim. Kendim de değildim o zaman. Bir gaflet anına geldi. Senin hiç mi gafletin olmadı? Ben bilmediğim bir şeyi yemem. Gaflet dedim. Gaflet değil. Ay gaflet de değil Tantuni. Gofret. Leyle değil, reyle. Aman Yeşim Hanım. Adam koca kelimeyi bilemedi. Çıtın çıkmadı. Sonra bir harf için beni kuruyorsun. Sen de bu. Bana karşı olan lobiye katıldın demek ki. Aşk olsun Tantuni. Adamlarla şimdi tanışıyorum. Ne lobisi? Demek ki ilk toplantı benim evimde yapıldı. Tebrik ederim. Ama şunu bilin ki kimse benim sandığımı şuradan şuraya götüremeyecek. Gerekirse çarpışırım. Ama patron kapora vermiş sana. O kapora yanar artık. Masum abi satmaktan vazgeçen sensin. Kapora niye yansın? Bak şimdi konuşmaya. Vazgeçen kim olduğunu sanki ben bilmiyorum. Bu da karşı lobiden. Evet. Bu sandık... ...ben izin vermedikçe bir yere gidemez. Parasını geri veririm. Ho! Ah tantunim. Ne yapacağız şimdi?
Oyuna gidelim, oyuna. Masum abi, gel sen üzme kendini abi. Vermem. Sandığımı vermem. Vermem düz ya. Arkadaşlar, tamam. Siz kalkın. Biz sizi daha sonra ararız. Tamam, sonra ararız biz sizi tekrar. Ararız. Vallahi, hadi. Ararız gidelim. Gittiler mi? Gittiler. Çabuk. Pencereleri de kapayın. Kimse girmesin içeri. Masum Beyciğim, ne var bu sandıkta bu kadar? Bu sandık değişik. Değişik bir sandıktır. Şeyli, doğaüstü güçleri olan bir sandık. Söylemeyeyim dedim ama. Ne, cinli perili falan mı yani? Denebilir de. Yani öyle bir marifetleri olan, doğaüstü gücü olan, ne halt ettiği belli olmayan bir sandık. Kızım kafayı yedi. Doktor çağıralım mı hemen? Çağıralım. Doktor Tarık evde mi? Ben şuradan sesleniyorum. Doktor Tarık! Doktor Tarık! Buyurun. Buyurun Yeşim Hanım. Nereden çıktın be sen? Ben size söylemedim mi az önce? Bu sandığın doğaüstü güçleri vardır diye inanmadınız. Buyurun işinden bakın, doktor çıktı. Hakiki doktor. Dur, ben de dokunacağım. Ay, bana biraz sıcak gibi geldi. Ya. İçinde ateş topu olmasın sakın. Öf. Aman öf, dürtükleyip durmayın insanı ya. Siz nereden çıktınız doktor bey? Anamın karnından. Yok. Yani şimdi nereden çıktınız? Sandıktan. Nasıl oldu peki? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha sonra gerekli açıklamalar yapılacak. Tamam, bütün bunların bir açıklaması vardır. Güzel de yani kainat açıklaması mümkün olmayan böyle yüzlerce olayla doludur. Ben şimdi size Philadelphia denemesini 3 dakikada açıklayabilir miyim? Ya evet, inanmaktan başka çaremiz yok. Gerçekten beni neden çağırmıştınız Yeşim Hanım? Evet, neden çağırmıştım? Hadi cevap verin araban. Neden çağırdınız? Gerçekten doğaüstü bazı güçlerin olduğuna inanmamız gerekiyor. Siz çömelmiş orada ne yapıyorsunuz? Sana ne? Burası benim evim değil mi? İster çömelirim, ister sürünürüm. Sana ne? Bunu bunu nasıl izah edeceksiniz? Bunu nasıl izah edeceksin Tantuni? Tam izah edeyim. Tantuni deyince şaşırdım. Ha. Hem ben niye izah edeyim? Kendileri izah etsin hemen. Biraz düşünmeye alışsınlar doktor. Evet, siz orada çömelmiş ne yapıyorsunuz? Yaramaz şeyler. Çocuk kılığında koca herifler. Saklambaç oynuyordunuz değil mi? Bilmiyoruz, doğaüstü güçler. Aman canım, ne doğaüstü güçleri? Burada gizlenen bir gerçek var. Ya işte, böyle şeyleri fazla kurcalamamak gerek. Oh be, dünya varmış. Bu nereden çıktı? Ya hangimiz hatırlıyoruz doğduğumuz anı? Ebeliyatımız tamamıyla meçhul. İşte buyurun. Bu kadınlarda ne tuhaf oluyor. Biri ayılıyor, öteki bayılıyor. O ayılıyor, öteki bayılıyor. Ayılmıyor baba, bir hayat öpücüğü versen. Ben verebilir miyim? Sen çekil o zaman, in oğlum, biraz da biz ayıltalım. Ama Masum Beyciğim, tek kolla siz yani, ben doktorum efendim. Canım efendim, kolla değil be, hayat öpücüğü. Efendim var, bildiğim bildiğim. Ayıldı, ayıldı. Ay, böyle şeylerin başıma geleceğini hiç inanmazdım. Hata etmişsiniz. Bakın dünyada her şey oluyor. Neyse bırakalım lafı. Geçmişe sünger çekmek en doğrusu. Yeşim Hanım, siz de küçülen gelinlik için üzülmeyin. Ben onu tazmiye edeceğim. Bir gelinlik beğenini ben alayım. Hiç gerek yok Masum Bey. Düğün işi kaldı. Evlenmekten vazgeçtiler. Ya! Hani gelin hamileydi? Evet ama başkasındanmış. Kardeşim de yeni öğrendi. Nasıl öğrendi? Ne bileyim, çocuğun babası söylemiş. O nereden biliyormuş? Aman sen karışma Tarık. Böyle cinsi meselelerden anlamazsın. Doğru söylüyor. Sen tek konuya konsantre ol. Ya ne kızmış bu da be? Ya Cihangirliymiş. Meşhurmuş diyorlar. Cihangirli Gülçin! Muhiti de aynı genişmiş. Ay, ne güzel herkes tarafından tanınmak. Benim gerizekalı kardeşim de chat yapılırken hamile bırakılır sanıyor hala. Ayol bu senden de beter. Sen hiç olmazsa didiniyorsun. Biz gidelim artık Masum Bey. Yo hayır, katiyen olmaz. Biz bak, de kalkalım biz de. Hayır efendim, dünya kadar yemek var, hep birlikte yeriz. Konu komşu neler getirmiş. Deli oğlum, aç şunları. Oğlunuz mu Masum abi? Tabii, siz tanışmadınız mı daha önce? Ali İzzet, oğlum. Küçüğü mü? Hayır, büyüğü. Karısı kaçan. Kimi mi geldin?
Şimdi sos satıyorum. Sos istemez. Burası Türkiye. Kadında kalça, yemekte domates salça. Yıkıl karşımdan! Karın kaçta diye bana niye kızıyorsun?